Hocam bir dakikanızı istiyorum. Hemen yayına geçer geçmez programı başlatacağız. Başlayabiliriz Yaren. Sen program başlatabilirsin. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız ve sevgili bir de kalesi, hoş geldiniz ve geçmiş olsa da iyi bayramlar dileyerek başlamak istiyorum. Öncelikle belirtmek istediğim bir şey var. Katılım belgelerini verebilmeniz için herkesin adını tam olarak isim soy isim olarak yazmalarını rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Ve başlayalım. Ben Yaren Alper, üniversitemizin siyaset bilimi ve kamu yönetimi birinci sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda Bilgi ve Değerler Kulübümüzün yönetim kurulunda başkan yardımcılığını yürütüyorum. Bugün kulübümüzün danışman hocası olan doçent doktor Ömer Kul hocamızın da katkılarıyla hazırladığımız programımızda Göktürklerden gelen Japon dili adlı başlığı konuşacağız. Ömer hocam, katkılarınızdan dolayı size teşekkür ederiz. Açılış konuşmasını yapmak üzere de size söz vermek istiyorum. Buyurun sayın hocam. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel işler yapıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bu vesileyle Murat hocama, Kutluk hocama emekleri için, sunumları için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada Mertan hocamı görmüştüm. Ona da iyi akşamlar diliyorum. Diğer katılımcı bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel, verimli bir toplantı olacak. Tabii Japonya önemli. Herhalde Türk Cumhuriyetleri dışında Türkiye'de herhangi bir devlete veya millete sempati noktasında bir araştırma yapılsa Japonlar herhalde ilk üçe girerler, öyle tahmin ediyorum. Ben de bir ara Japonya'ya birkaç şehrine gidip bulunma, bir toplantıya katılma fırsatı bulmuştum. Orada da görüştüğüm insanlardan böyle bir sempati, sevgi ve muhabbet olduğunu biliyorum. Ayrıca bugünkü konu ilginç bir konu. Bununla ilgili geçmişte Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda Ural Altay dil ailesine mensup olduğuna dair görüşleri vardı. Bunları ilmi temelli olarak bugün hocalarımız anlatacaktır. Ben konuyu çok uzatmak istemiyorum ama ilgiyle takip edeceğimi, takip edecek olan arkadaşlar adına da faydalı bir program olacağını düşünüyorum. O anlamda tekrar hocalarımıza hoş geldiniz. Emekleri için, sunumlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Son olarak Kutluk Hoca bu konuyla ilgili bir kitap çıkarmıştı. Zaten oradan hareketle böyle bir toplantı yapalım diye bir fikir oluşmuştu. O anlamda da hoca emeği çok büyüktür. Kendisini tebrik ediyorum. Daha nice çalışmalar diliyorum. Kitabın ön sözünde ithaf ettiği iki kişi, üç kişi. Onlar da önemli. İkisi Doğu Türkistan'ın milli mücadele tarihinin önemli şahsiyetlerinden. Mehmet Emin Buğra Bey ve İsa Yusuf Halktekin, ki onunla İsa Bey ile ilgili kurulmuş, evlatları tarafından kurulmuş bir vakfın başkanlığını da yapıyoruz. O anlamda da Kutluk Hoca'ya tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir dostumuzdur. Biz kendisiyle Avrupa'da ve Türkiye'de birçok defa görüşüp Doğu Türkistan meselesiyle ilgili toplantılarda hal hatır sormuşuzdur. Ben arkadaşlara katkılar yapacağına inanıyorum ve tekrar huzurlarınızda katıldıkları için, sunumlar için teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bugün gerçekten çok kıymetli konuklarımız var. Bizleri de kırmayıp programımıza katıldığınız için hem kendi hem de arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum ve katılımcılarımızın özgeçmişlerini paylaşmak istiyorum. Öncelikle Doktor Hacı Kutluk Kaderi, şair, yazar ve araştırmacı olan Japon vatandaşı Hacı Kutluk Kaderi, Doğu Türkistan Üniversitesi'nde Uygur Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oldu. Ardından da Pakistan İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslam ilimleri üzerine eğitim aldı. Pakistan'da çıkarttığı Ümit ve ardından Bulak isimli dergilerde editörlük yaptı. Japonya'da Kagoshima Üniversitesi'nde dil ve edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladıktan sonra Japon hükümeti tarafından özel imtiyazlı Japon vatandaşlığı verildi. Çin'de, Doğu Türkistan'da ve Japonya'da yayınlanan çok sayıda kitapları ve bilimsel makaleleri olan Doktor Hacı Kutluk Kaderi, 2019 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne göreve başlamış ve Türkiye'de bulunduğu 2 yıl içerisinde
Çin'in Doğu Türkistan'daki nükleer denemeleri, Doğu Türkistan mektupları ve Göktürklerden gelen Japon dili kitaplarını yazmıştır. Profesör Doktor Murat Yiğit, şimdi 18 Mart Üniversitesi'ne görev yapan Profesör Doktor Murat Yiğit, ekolojik su ürünleri üretimi ve açık deniz üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmakta ve su ürünleri ve deniz bilimleri alanında yüzün üzerinde bilimsel eseri bulunmaktadır. Çocukluğunu Almanya'da, üniversite yıllarını Türkiye'de geçirmiş ve Japonya'da Manbusho bursu ile doktora ve tez çalışmalarını tamamlamıştır. Kumamoto Üniversitesi'ndeki dil eğitimi sırasında Türkçe ve Japonca arasındaki benzerlikten etkilenerek Japonca ve Türkçenin olası tarihi bağlantıları üzerine araştırmalar yapmış ve çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda davetli konuşmacı olarak bilimsel sunumlar yapmıştır. Ve uluslararası bilimsel projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almış olan Profesör Doktor Murat Yiğit, Amerika Birleşik Devletleri New Hampshire Üniversitesi'nde davetli ve misafir bilim insanı olarak da görev yapmıştır. Belirttiğim gibi bugün Göktürklerden gelen Japon dilini tartışacağız ve konuşmamızı yapmak için sözü size vermek istiyorum. Sayın Hocam Hacı Kutlu Kaderi, buyurun. Hocam sesiniz şu an sesiniz kapalı şu anda. Açarsanız. Açabilirsin. Açıldı mı? Açıldı hocam. Evet, tamam. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Salam ve saygılarımı sunuyorum. Bize bu fırsat ve imkanlarını veren doçent doktor Sayın Ömer Kulu hocamıza teşekkür ediyorum. Yani Ömer Kulu hocamız Doğu Türkistan anlamında daha ünlü bir eserler yayılan, Doğu Türkistan'da, Türkistan topraklarında aydınlıklar herkes tanıyan bir ünlü hocalarımızın bir tanesi. Allah daha bir güzel emekliklerini versin. Yani güzel bir şeylerini, kitaplarını yer bakın. Herkesin diliyorum. Şimdilik de bugün bu toplantını yapan öğrencilerimize katılanlarımızı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yani Göktürklerden gelen Japon dili. Yani Göktürklerden gelen Japon dili, yani Japonyalik Türklok Higashi Iwo'nun 85 yaşında, 2009 85 yaşında tamamlanan büyük bir eseri. Higashi Iwo 2016'da 2016 Nisan ayında vefat etti. Yani 85 yaşında bu büyük eserini tamamladı. Higashi Iwo'nun bu eseri Japonya'da öncelikle Çince ve Uygur Türkçesi öğrendi. Sonra bu araştırma için sadece Pekin Milletler Üniversitesi gitti. Orada senelerce Pekin Milletler Üniversitesi olan ünlü Doğu Türkistanlık ve Çinlik Türkologlar, Türkloglardan Uygur Türkçesi, Göktürk Türkçesi, Orhun Yense yazıkları ve Mongol, Manchu, tüm Orta Asya'daki lehçeler hakkında çok araştırmalarını yapmış ve bu hakkında çok yani kitaplarını okumuş. Yani Higashi Iwo'nun öğretmeni olan Profesör Doktor Tursun Ayık hocamız, Allah rahmet eylesin, 2005'inde, 2013'ünde vefat etti Pekin'de. Çok ünlük olan bir insan. Neden Profesör Doktor Tursun Ayık öyle bir ünlük insan? O ilk defa 1984'ünde Oğuzname Destanı'nı, yani şimdiki modern Uygur Türkçesi çeviren Gıng Şemin, yani bir Çinlik Türklog var. İkisi ilk defa onlarını yapan. Orhun Yense yani eserleri ve Göktürk devrinde olan eserler ve sonraki Çağatay devrinde olan eserlerinin tüm hepsini modern Uygur Türkçe'ye çeviren ünlü bir Türklogların bir tanesi. Yani Higashi Iwo bu eserini beraber birlikte burada Profesör Doktor Tursun Ayık ile çalışıyor. Sonra 2009'unda Tokyo'da yayınladı. Kitabın eslisi böyle. Eslisi böyle yazıyor. Yani burada Keba Minzuku Kara Murat'ta Nihongo. Atlı milletlerden gelen Japon dili. Yani burada altında var. Atlı milletler ilip gelen Japon dili. Bu Uygur Türkçesi yazıyor. Sonra kitabının ilk sayfasına baksınız.
Yani bu kitabı da Tursun Ayıp ve Tursun Ayıp'ın eşi ile beraber çalışanları hakkında çok bilgilerini veriyor. Tüm kitap yani 18 bölümden 18 bölüm. Bu bölümlerde Göktürklerden şimdi kadar olan Kürtlerinin nasıl yani gramer, kelimeler bu hakkında konuşuyor. Kitap da esasen Uygur Türkçesi ve Japon Türkçesindeki ortak anlamda olan kelimeler hakkında çok örneklerini veriyor. İgeşeyi o yani bu eserinde şimdi Doğu Türkistan'da olan Uygur Türkçesindeki kelimeler ve Orta Asya'da olan Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi bunlardaki olan kelimelerdeki Japon diliyle olan ortaklıklar yani bu kelimelerin etimolojisi hakkında çok güzel bir cümlelerini kurmuş ve kelimelerin etimolojisi hakkında bilgilerini vermiş. Yani İgeşeyi bu 2009'unda bu kitap ne hazırlandı ve yayınlandı sonra. İgeşeyi bilen ben ilk defa 2015'inde telefonda görüştüm. Telefonda kendisi çok güzel anlatıyor. Yani bizim kökenlerimiz Japonların kökenleri, kökenimiz Köktürklerden gelen. Biz ortak bir ailede. Bizim yani kökenlerimizin Köktürklerden dil, gramer bunlardan bir araştırma yapsak daha iyi olur. Ben ilk defa yani bu araştırmamı yaptım. Daha sonraki araştırmalar siz gibi gencilere emanet olsun hocam söyledi. Yani bu ilk defa Japonya'da yayınlanan Higashi Evo'nun dil hakkındaki kitabı. Yani kitap bu ilk yani araştırma. Japon dili ve Türk dilinin Göktürklerden gelen dillerdeki ortaklıklar bu anlamda. Peki bundan sonra mesela öncelikle ben bu Higashi Evo'dan önce Japon gramerisi ve Uygur Türkçesindeki gramerlerde olan bezen ortaklık anlamında olan bu noktalarda çok bir eserlerini yayınladım. Bu eserlerini şimdi Türkçe burada İngilizce ve Japonca yayınladım. Bu eserlerini Türkiye'de yayılmak için öncelikle Japonya'da Türkolojide Türkler hakkında neler var? Japon Türkloklar kendi kökeni hakkında nelerini söylüyor? Japon dili hakkında nelerini söylüyor? Bu amacı da bu kitabını yayınladım. Şimdi daha bir iki tane kitabımız var. Onlarda yani bu Türk dili hakkında ve Japon dilleri hakkında olan araştırma Türkologlarının kitapları. Bunların yayınlandığı sonra ben şimdi kadar 15-16 sene oldu. Uygur Türkçesi ve Japon Türkçesi, Japon gramatikistik ortak anlamında olan noktalar hakkında eserlerimi yayılacağım. Şimdi yani bu kitabın editörü olan Murat hocamız daha benden güzel anlatıyor. Çünkü Murat hoca bu kitabın editörünü yaptı. Neden Murat Hoca yaptı? Murat Hoca yani Japonçası çok güzel. Japonlar gibi konuşuyor. Japonçanı güzel biliyor. İkincinin Murat Hoca'nın memleketi de Yozgat'tın. Yani Yozgat Türkçesi, iç Anadolu'da olan Türkçe bilen şimdi Doğu Türkistan'da. Yani Orta Asya'da Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Özbek Türkçesi de olan kelimelerde çok ortaklık var. Aynı etimolojilerden gelmiş. Biz çabuk anlıyoruz, çabuk bu kelimelerini biliyoruz. Bu yüzden Murat Hoca'nın bunun yani editörlüğünü yaptı. Bu editör yapan yani Japon dilindeki kelimelerde, Yozgat'ta şimdi nasıl, Uygur Türkçesindeki bunlar nasıl, çok bir ortak fikirde olduk. Ondan sonra bu kitabını yayıldık. Şimdi ben kitabının editörü Sayın Profesör Doktor Murat Hoca'ya sözümü veriyorum. Sayın moderatör Yaren Hanım, kulübün İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Değerler Kulübü Başkanı Arif Bey, Elif Hanım, Sayın Ömer Hocam, hepinizi tekrar sevgiyle, bayram henüz daha geçmiş sayılmaz, bayramınızı kutluyorum sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kutluk Hocam bizi biraz onure etti tabii ki. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Ama Kutluk Hoca'nın emeği bu kitapta çok fazla. Şimdi karşılıklı olarak onur etmekten ziyade hemen ben konuya geçeyim. Şöyle izah edeyim. Kitabın ortaya çıkması sevgili arkadaşlar tesadüf değildir. Bazen hayatta insanlar ben niçin buradayım diye düşündüğünüzde emin olun sizin orada olmanızın bir sebebi vardır. Hiçbir şey hayatta
rastlantısal değildir. Dolayısıyla o anda bunun sebebini anlamasanız da emin olun 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra bunun sebebini anlayabiliyorsunuz. Zira ben Kutluk Hoca ile henüz tanışmıyor iken bazı notlar Japonya'da dil eğitimi, ki ben fen bilimciyim, deniz bilimleri alanında çalışıyorum ama dil eğitimi aldığım yıllarda Türkçe ile Japonca arasındaki benzerlikleri fark edince bunlarla ilgili bazı notlar almaya başladım ve bu konuda yan dal olarak tanımlayabilirsiniz, araştırmalar yapmaya başladım. O notları bir kenara sürekli aldım. İki tane büyük defter cilt haline geldi. Ancak tekrar söylüyorum, yine kendi alanım olmadığı için sadece notlar şeklinde kaldı. Yani bunu anlatmakta fayda görüyorum. Çünkü genç araştırmacı arkadaşlarımıza yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Bu aldığım notları neresinden tutacağımı, ne şekilde değerlendireceğimi bilmiyorum o zaman. Çünkü alanım değil. Ama iki cilt defter var elimde. Ve Kutluk Hoca ile karşılaştığımda bununla ilgili Kutluk Hoca'ya bilgileri anlatınca Kutluk Hocam dedi ki ben de onu düşünmüştüm, ben de onu çalışıyorum. Böyle bir Japonca bir kitap var, Higashi Iwao Hoca'nın kitabı var. Ben de kendisiyle görüştüm, bu kitabı ben üzerinde çalışmak istiyorum deyince biz kolları sıvadık. Bu şekilde Kutluk Hoca ile yıllar sonra bu aldığımız notlar bunun bir manası olduğunu fark ettik sevgili arkadaşlar. Bunu izah ettikten sonra kitabın yazarı Higashi Iwao, yıllar boyunca, yıllardır Japonya'da hem lisede hem üniversitede fen bilimleri derslerine girmiş. Yani Higashi Iwao da aslında dil bilimcisi değil. Ama 65 yaşından sonra Kutluk Hocam'ın söylediği gibi yıllardır 65 yaşına kadar bu notları almış sürekli. Bir benzerlik var, ben kimim diye merak etmiş. Bakın, biz bu dünyaya geldiysek ben kimim diye sorgulayabilmemiz lazım. Bizim bu coğrafyadaki vizyonumuz ne, misyonumuz ne? Kalkmışız gelmişiz Asya'dan Avrupa'ya. Bizim hayattaki burada olmamızın temelleri nedir? Nereden geldi? Higashi Iwao bunları araştırmış, bunları merak etmiş, not almış. Ne zaman ki 65 yaşına geldiğinde fırsat ortaya çıkmış, ben bu işi yapacağım. Dolayısıyla hedeflerinizi bir yıllık, iki yıllık, beş yıllık değil sevgili arkadaşlar. Varsa aklınıza gelen, düşündüğünüz değerler mutlaka bir vakit gelir, onun kullanacağınız yer gelir, zamanı gelir. Alın notlarınızı, koyun bir kenara. Bakınız, bu kitap 686 sayfadan oluşuyor. 686 sayfanın ilk 64 sayfası genel okuyucuya hitap ediyor. Yani bir matematikçi de merak eder, tarihi bilgileri okumak ister. Dolayısıyla ilk 65 sayfayı okuduğunuzda Türklerin ve Japonların Baykal Gölü kıyısındaki maceralarını okumuş olursunuz. Bir roman gibi, hikaye gibi. Ama 65. sayfadan itibaren farklı farklı bölümlerden oluşan, sevgili arkadaşlar, 13 tane bölümden oluşan bir kısım başlıyor ki işte burada Japon dili, Türk dili, eski Türk lehçeleri, ki bu konuda Kutluk Hocamız Türkiye'deki ve dünyadaki ender dil bilim bilginlerinden, dil alimlerinden birisidir. Çok farklı Türkçe lehçeleri de kullanabiliyor. Ve burada farklı kelimelerin etimolojisini inceliyoruz. Ben biraz daha akıcı olması açısından birkaç örnekle bu kısmı izah edeyim.
Ondan sonra moderatörümüze sözü verelim. Belki sorular gelecek olursa soru cevap şeklinde de gidebilir. Sevgili arkadaşlar, hemen 64 sayfadan sonra 65. sayfa dedik ya. Hemen 65. sayfayı açtığım zaman karşıma akaru diye bir kelime geliyor. Bu akaru kelimeyle biz başlıyoruz. Bu akaru ve benzeri birçok kelimenin nereden kök olarak Türkçe nedir, Japoncası nedir, ne şekilde eklemelerle günümüz eski Japonca'da ve günümüz Japonca'da hangi hallerde kullanılıyor, bunu anlatıyor. Temel iki kelimeden bahsedeyim. Ondan sonra bir iki örnek anlatacağım. Bizim bugün kullandığımız Türkçe'de ak kelimesi, beyaz karşılığı olan ak kelimesi, Japonca'da aka kelimesi ne karşılık gelirken, zaman içerisinde ru kelimesi buraya ekleniyor ve akaru olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu bizde de aklanmak gibi işte şu an aklıma gelmedi farklı eklemelerle kelime nasıl dönüşüme girebiliyorsa, Japonca'da da akaru, akaru, akasu, akashi, akari gibi farklı eklemeler alalım. Tamam. Esas burada ufkumuzu açacak bir örnek izah etmek istiyorum. Şöyle düşünün. Japonlar çok uzun yıllardan beri Çince karakterlerini kullanırlar. Yazı karakteri olarak Çin karakterini kullanırlar. Yani biz buna kanji diyoruz, değil mi? Kanji karakterini kullanırlar. Şimdi öyle bir millet düşünün ki işin aslında özü bu kısmını anladığımız takdirde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitabın diğer kısımlarının, kitabın 40 not alabilirseniz eğer 40 ile 46. 48. sayfalarda bunu izah ediyoruz. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gidiyor. Yani bir bilmece şeklinde, bir bilmece bulmaca şeklinde çorap söküğü gibi gidiyor. Ne diyor? Şöyle düşünün. Bir millet düşünün. Çin karakterini kullanıyoruz. Kanji alfabesini kullanıyoruz. Ve ak kelimesinden bahsettik. Ak kelimesini hemen şuradan bir kağıt alalım. Ak kelimesinin Çince karşılığı olan Çince karşılığı olan Ming kelimesini Çince karşılığı olan Ming kelimesinin yazısını alıyoruz. Sonra bunu Ming olarak okumak yerine hemen şunu şuraya çevirelim. Aka Akar'ı şunu şuraya alalım. Şunu buradan 1, 2, 3, 4. Ming kelimesini alıyoruz. Çince bu aslında Ming olarak okunuyorken telaffuzum hatalı olabilir. Ama bir millet düşünün ki bunun Ming yerine Aka olarak okuyor. Ming yerine Aka olarak okuyor. Japonca'nın bütününde Çin karakteri kullanılıyor olmasına rağmen Çince olan bir simgeyi alıyoruz ama onu ulusal dile dönüştürüyoruz. Buna Japonca sözlükten kun okunuşu diyoruz. Kun okunuşunda cümleyi dört cümleyle tamamlayacağım. Kun okunuşu şu demek oluyor. Çince karakteri alıyorsunuz. Bunun Çince manası olan Ming kelimesi örnek. Çince manasını bir kenara atıyorsunuz, ulusal dile dönüştürüyorsunuz, yani uyarlıyorsunuz. Ulusal dil dediğin nedir? Ulusal dil şudur. Aslında o tarihlerde, o dönemlerde atlı Türk savaşçıları, yani Kiba Minzoku'yu kitabın özünde bahsettiği, Kiba Minzoku dediği atlı Türk savaşçıları Japon İmparatorluk Sarayı'nın sağında solunda değil tam merkezinde görev almış.
Arkadaşlar bu müthiş bir şey. Burada Çin kaynaklarına göre diyor ki sağında solunda değil tam merkezinde görev alıyor. Yani oradaki halk ister Çince konuşuyor olsun. Bak bu çok önemli nokta burası. Oradaki halk ister Çince konuşuyor olsun. İster Çin karakterini almış Türkçe'ye benzetmiş olsun. Ne olursa olsun. Buradaki tarihi kaynak diyor ki Japonya'da siyasetin ve de, sayfa 46 Japonya'da siyasetin ve devlet yönetiminin merkezinde yer alan atlı Türk savaşçıları ve onlarla ilişkili olan insanlar için veya genel halkın anlamasını bakın onlarla olan ilişkili olan genel halkın anlamasını yani İmparatorluk Sarayı'ndaki yönetimde bulunan kişilerden bahsediyor. Kim bunlar? Kibamizoku. Kim Kibamizoku? Göktürkler. Kim? Atlı savaşçılar. Yani o gün oraya gelip İmparatorluk Sarayı'nda görev yapan atlı Türk savaşçılar ile genel halkın anlaşabilmesi için kancıyı alıyor. Onu Göktürklerin kullandığı o dile yani o günkü Türkçe'ye dönüştürüyor. Buna Japonca sözlüklere baktığınız zaman kun okuma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu müthiş bir şey. Bununla ilgili birçok örnekler var. Ama arzu ederseniz burada ben biraz uzun oldu. Arzu ederseniz moderatörüme bırakayım. Ama sorular gelirse de devam edebiliriz. Yarın. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Hocam. Hacı Kutluk Kaderi Hocamızın da eklemek istediği bir şeyler yoksa eğer, yani varsa ben ona vereyim sözü. Evet yani ilk defa yani Türkiye'de Türk dili ile Japon dilinin ortaklık anlamında olan bu kitap yayınlandı. Siz Japonya diyetseniz Türkler bile Japonlarının kültür, dil ve kan adları da çok ortaklık olanlarını biliyorsunuz. Mesela size örnek veriyorum. Benim iki tane çocuğum var. Bir tanesinin adı Atilla. Küçük kızımın adı Asena. Bir defa Japonya'nın kuzey tarafından bir arkadaşım geldi bizim evi yemekte. Yemekte oturdu. Söyle çocukların adını hocam söyledi. Atilla Asena söyledim. Çok şaşırdı. Neden hocam bu çocukların adı yani bizim Japonların adları çok benziyor söylüyor. Yani Atilla, Atura, Asuna bu isimlerde daha Japonlarda şimdi var. Ve ondan başka gramarda çok ortaklıklar var. Size örnek veriyorum şimdi. Yani bu yemekli yiysem olur mu? Tabitti mu? İyi deska. Mu. Türkçedeki mu, Japonçedeki mu aynen. Yani bunu Alman araştırmacı Gabay'ın eski Türkçe gramarsında mo söylüyor. İsem olur mu? Olmaz mı? Mo söylüyor. Yani eski Türkçe'de mo'muş. Sonra mu değişmiş. Japonca'da aynen. Eskide Japon klasik kitaplarda mo kullanıyor. Şimdi mu? Yani bunlar şimdi yani Moğolistan'da yaşayan insanlarda bunlarda ortaklık var. Mo kelimesi yani mo şimdi Kaşgarlık Mahmut'un köyüde, Deval Boğa Türk'ün yazan Kaşgarlık Mahmut'un köyüde aynen mo şeklinde kullanılıyor. Şimdi modern Uygur Türkçesinde, yani modern Orta Asya Türk lehçelerinde mo oldu. Böyle benzeyen yani gramatik ortaklıklar çok var. Ama Göktürklerden gelen Japon dili bu kitabı okumak için ben herkese tavsiye ediyorum. Biraz yani herkes de Orta Asya Türkçesinin bilginiz olmak gerekiyor. Yani kitap da esasen Uygur Türkçesi'ndeki ve Japon Türkçesi'ndeki, Kazak Türkçesi'ndeki, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi'ne olan kelimelerini kullanıyor burada. Yani o yüzünden modern Türkçesi'nin biraz uzak olduğu için bunu anlamak biraz zor geliyor. O yüzünden yani ortak Türk lehçelerle çalışan öğrencilerimiz olsa Türkolojide bunlar daha güzel anlıyor. Yani İgaşi Evoba eserini sadece orada yaşayan yani Japonca ve Türkçe olan kelimelerde değildir. Yani eski Çin örneklerde nasıl almış?
eski Çin örneklerde Göktürklerinin tarihi, kökeni ve dili hakkında neler yazılmış? Bunlardan örnek alıyor ve bunlarını söylüyor. O yüzden bu kitap çok bir önemli. Yani ilk defa başlanışı oldu Türkiye'de. İnşallah sonra bu Türkloğlar, yani Japonlarda Türkloğcu'da neler var? Japonlar Türkler hakkında, kendi kökeni hakkında neler söylüyor? Bunu anlatmak amacının bu kitabını yayınladım. Sonra bu araştırmalar gelecek nesillerimiz olan Türkiye'de yaşayan Türkloğ gençlerimizin görevlisi olacak. Öyle düşünüyorum. Sonra yani Japonlardan Türkloğlar'ın yapan Oğuznamı var. Diğer eserler var. Bunların yayınlayacaktınız inşallah yakın zaman içinde. Sonra kendi araştırmalarımla o hakkında kitaplarımı yayınlayacaktım. Sonra gencilerimiz, Japonlar neden böyle yaptı? Neden bizde bilen böyle bir akrabalık, aynı kökenlik var? Bunların araştırma yapsa daha iyi olur düşünüyorum. Yani bu ilk başlamış. Yani ilk İgaşevo'nun Türk kökenlik insanlar bilen Japonların kökeninin aynı olanı hakkındaki fikri. Şimdi bunların daha bir yani araştırma yapmak, daha fazla bu hakkında fikir ifade etmek gerekiyor. Mesela siz baksanız herkes sevgili öğrenciler, Kaşgarlık Mahmut'un Divan Logat Türk'te birinci cilti de Türk haritası. Türk haritası ne söylüyor? Türk haritası da kitabın ortasında Japon... başta kitap olarak kalmışlar söylüyor. Tamam edin yani, hocam buyurun. Devam edin. Evet yani Kaşgarlık Mahmut'un Divan Logat Türk'te ilk defa Japon haritası var. O haritanın içinde Japon haritası var. Japon haritasının, Japonların yani Türk haritası içinde yer alması ilk defa. Tüm dünya haritası ilk defa. Kaşgarlık Mahmut'un sonra Japon haritasını yapan insan Marco Polo. Marco Polo 3 esirden sonra yapıyor. Kaşgarlık Mahmut esirinde yani Türk Dili Divanı'nda Kaşgarlık Mahmut Cabirka adında yazıyor. Cabirka çok kuzey tarafında olan bir ülke. Ben yetmedim burasına. Öyle bir bilgilerini veriyor. Neden bu bilgilerini veriyor? Neden Japonlar, Japon dili Göktürklerden gelen bu fikirlerini ifade ediyor? Bu gelecek Türk gencilerimizin, araştırmalarımızın görevlisidir. Bu yüzden bu kitaplarını yayınladık. Daha çok güzel bir kitaplarımız var. Onunla yayılacaktır. Daha sizinle fikirleşecektir. Herkese teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz hocam. Sözü ben kulüp başkanımız Arif Öztürk'e bırakıyorum şu an. Evet Arif. Hocam öncelikle hem Hacı Kutluk hocam hem Murat Yiğit hocam, iki hocama da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim de vaktimiz kısıtlı, sizin de vaktiniz kısıtlı hocam. Çok da uzatmak istemiyoruz diğer programa yetişmeniz için. Ufaktan belli seçtiğimiz sorular var. Öncelikle ben kendi sorumu soracağım. Daha sonra Yaren de yetiştiği kadarıyla bir iki soru daha sorup nihayete erdirmeyi düşünüyoruz programı. Murat Yiğit hocam, size bir ufak sorum olacak müsaadenizle. Malum ki Türkiye hani dil ailesi bakımından Ural Altay dil ailesinde mevcut. Orada Altay dillerinde işte Türkçe olsun, işte Moğolca, Mançuca, Tunguzca, işte Japonca, Moğolca, Korece gibi diller mevcut. Bu dillere baktığımız zaman özellikle Japonca ve Türkçe özelinde malum ki Türkler daha sonra Anadolu'ya geldikleri vakit Farsçadan, Arapçadan, işte İslamiyet'le birlikte birçok etkilenme söz konusu. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde bu dildeki ağır bir Farsça ve Arapça yoğunluğu ile birlikte bir değişim söz konusu mudur? Bu birinci sorum hocam. İkinci soruda ise daha sonra Ziya Gökalp gibi düşünürlerimiz tarafından, Ömer Seyfettin gibi düşünürlerimiz tarafından dil sadeleştirmeye gidildi. Burada tekrar bir benzerliğe bir doğru mu çekildi, yoksa bu tamamen farklı bir yapıda mıydı? Sorularım bu şekilde hocam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sesiniz kapalı hocam şu an. Evet. Demiştim ki harika bir soru demiştim. Sonra sesim kapalı olduğunu fark ettim. Evet. Hakikaten mevzu hani üzerinde çok konuşabiliriz belki. Daha sonra yüz yüze geldiğimizde de Arif Bey kardeşimle uzun uzun konuşuruz. Ama o kadar güzel bir soru ki neresinden başlasak, neresinden bitirsek ucu çok açık. Şöyle izah edeyim, şöyle özetleyeyim. Bakınız
Kitabın hemen arka sayfasında bunu biz boşuna koymadık. Bununla ilgili araştırmalar yapan sayısız çok değerli tarihçilerimiz var. Hani bununla ilgili araştırmalar yapmış olan, eserler yayınlamış olan çok değerli hocalarımız, tarihçilerimiz var. Bununla ilgili yeterince açıklamalar yapıyorlar. Ama şöyle düşünelim. Uzun yıllar bunun araştırması yapılmış. Bu hangi dilde yazılmış diye. Uzun yıllar. Ve bu taşların Türk kitabelerin, Göktürk yazıtlarının daha sonra Rus ve Çinli bilim insanları bunların Türkçe olduğu sonucuna varmışlar. Muazzam yazıtlar, yazıtlarda hani Ali topu attı da işte Ayşe ip atladı da falan demiyor. Türk siyaseti ve devlet yapısının geleneklerinden bahsediyor, ayrıntılar veriyor. Ve o kadar muazzam bir gramer yapısıyla yazılmış ki bu bize çok şey anlatıyor. Biz Türkler vardığımız, ulaştığımız her yere şüphesiz adaleti götürmüşüz. Şüphesiz kültürü götürmüşüz. Ama parantez içerisinde maalesef diyorum çok şey de almışız. Bazen iyi şeyler almışız, bazen hani almasaydık daha iyi olabilirdi diyebileceğimiz şeyler almışız. Ama biz bunu olumlu yönden bakalım, hep güzel şeyler de almışız, öyle diyelim. Burada önemli bir şey var. Bugün örneğin Uygur Türkçesinde dahi bugün Arap alfabesini kullanıyoruz, Osmanlı döneminde olduğu gibi, ama Türkçe okuyoruz. Ama bugün hiçbir yerde bizim Göktürk alfabesinin kullanıldığı bir yer yok. Yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Biz bile yeni yeni tanıyoruz. O nedenle dil sürekli kendini yeniler arkadaşlar. Biz burada herhangi bir şekilde işte şu kelimeleri atalım sakın ha, öyle bir şeyin içerisinde değiliz. Bu kelimeleri atalım, biz işte öz Türkçe'ye geri dönelim. Böyle bir şey yok. Çünkü dil kendi kendine gelişir. Kendi kendine yolunu bulur. Ama cümleyi şöyle tamamlayalım. Ama Türkçe o kadar muazzam bir dildir ki, dilmiş ki, yüzlerce binlerce yıl farklı coğrafyalarda, farklı insanlarla, farklı millet ve kültürlerle birlikte yaşamış olmamıza rağmen bugün hemen şöyle bir örnek vereyim. Açtım bir tanesini, hemen bakın, Kuro karşıma çıktım. Bunun örneğini vereyim. Çok şey ifade edecektir. Orada tamamlayayım. Türk dili konuşan halklar tarafından kullanılan, bugün siyah anlamına gelen kelimeler. Bakın. Uygur Türkçesinde kara. Kazak dilinde kara. Kırgız, Özbek, Tatar dillerinde kara. Kara. Devam ediyorum. Tuva dilinde hara. Hara. Yani kara ile hara arasında çok büyük fark yok. Salar dilinde gara. Yozgat'a da gitseniz orada da gara diyecekler. Yugur dilinde, yani Sarı Uygur dilinde, Yugur derken Sarı Uygurları kastediyoruz. Sarı Uygur dilinde de gara. Dikkat edin, Japonca'da kuro. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkçe, evet biz Araplarla akrabalık yapmışız, bölgemizde, Balkanlarda farklı milletleri yönetmişiz, onlarla birlikte kültür alışverişinde bulunmuşuz, değil mi? Asya'dan Avrupa'ya. Buna rağmen Türk kültürü ve Türkçe
o kadar sağlam ve güçlü etkilere sahip bir dilmiş ki sevgili arkadaşlar, binlerce yıl üzerinden geçmiş olsa bile özellikle bilhassa Osmanlı döneminde Farsça, sizin söylediğiniz gibi değil mi? Farsça, Arapça ve diğer bölgede konuşulan dillerin etkisiyle birlikte bu diller bir döneme damgasını vurmuş olsa bile bugünün Cumhuriyet tarihine geldiğimizde biz hala kara kelimesini kullanıyoruz. Tüm bu saydığımız burada 15-20 farklı dil örneğini vererek hepsi de kara, gara, kuro ama Japonlar da geldiği zaman bakıyoruz kuro kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla hani hakikaten kelimeyi temel kavram olarak, temel olarak eklemeleri dahil etmiyoruz. Temel olarak aldığımızda köken olarak biz birbirimizi anlayabiliyoruz. Ben şimdi şöyle bir şeyle örnek vereyim. Örneğin Kutluk hocamız burada Uygur Türkçesini akıcı bir şekilde kullanmış olsun biz pek anlayamayabiliriz. Sebebi de şu, eklemeler girdiği zaman kelime farklı hale dönüşüyormuş gibi oluyor. İşte Japonca'nın şeyi de bu aslında. Farklı bir dil değil. Temelde dil aynıdır ama eklemeler girdiğinde ve o eklemeleri almış olan kelimeleri 15-20 tane kelimeyi bir cümleye koyduğunuz zaman farklı dil gibi oluyor. Bir örnek vererek tamamlamamı müsaade ederseniz çok basitçe Türkçe'de biz tepe deriz. Tepe, bildiğimiz yamacın tepesine biz tepe deriz. Japonlar da yine bildiğimiz bu dağ yamacın tepesine teppen derler. Yani P'yi vurgu yaparlar. Biz tepe derken ona teppen derler. Ama bunu cümle içerisinde eklemelerle kullanıldığı zaman biz bunun tepe dediğini anlamayız. Bunu çok basit bir Japoncayla, temel bir Japoncayla teppen no ue ni ya da teppen no ue de. Türkçesini söylüyorum arkadaşlar. Tepenin üstünde. Yani tepenin üstünde ile teppen no ue de arasında ben fark görmüyorum. Ama buna siz burada teppen no ue ni gakko ga arimasu dediğiniz zaman bunu anlamıyorsunuz. Çünkü normal bir Japoncaya dönmüş oluyorum. Temel Japoncayı bırakıp teppen no ue ni gakko ga arimasu dediğim zaman bir Japonca kullanmış oluyorum. Ama bunu esas temelde kelime kelime, köken köken koyduğunda tepenin üstünde teppen no ue de, teppen no ue de. Bunun gibi çok örneklerimiz var. Mesela biz yamaç deriz. Japonlar yama derler. Yani dağın yamacı da ama bütününe yama derler. Ama bugün Japonya'nın çeşitli bölgelerinde farklı lehçeler kullanılır. Türkiye'de de olduğu gibi. Güney Japonya'daki lehçelerde bazen bakıyoruz. Mesela Fujiyama bilmeyen yoktur değil mi? Fujiyama, Japonya'nın meşhur Fujiyaması. Ama Güney Japonya'ya gittiğinizde, yani Satsuma Hanlığı'na gittiğinizde, bakın ne diyorum? Satsuma Han. Tarihte Güney Japonca Satsuma Han olarak hanlıktan bahsediyorum yani. Yani Türkler gittiğinde oraya da isimlerini vermişler zaten. Gittiğinizde sevgili arkadaşlar, burada dağ kelimesine mesela Kaimon Dağı, Kaimon Dağı, Kaimon Dağı, Kaimon Dake dediklerini görüyoruz. Kaimon Dake, Kaimon Dağı. Yine farklı lehçelerde dağ kelimesini Japonca'da ta ya da to gibi vurguyla çıktığını görüyoruz. O nedenle Arif Bey soru çok güzel. Biz çok farklı dillerin etkileşimine girmişiz. Ama ne mutlu ki bu kendi özelliğini bugün hala binlerce yıl geride bıraktığımız Japonca ile etkileşimin hala var olduğunu burada sizlerle paylaşmak bize büyük bir mutluluk ve şevk verdiğini söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi
çok fazla da vaktinizi de almak istemiyoruz. Çünkü bir başka programınız olduğunuzu söylediniz. Ben şimdilik ufak bir şey daha bu konuyla alakalı olduğu için soracağım. Normalde uzamasını istemiyordum ama Türkçe'de baktığımız zaman çok sade bir cümle olan, cümleyi ben size aslında okuyayım hocam. Yani bakkaldan aldığım somun içine peynir koyup sandviç yaptım. Balkona oturup hanımın getirdiği çay ve su beraberinde afiyetle yedim cümlesi. Baktığımız zaman çok teknik bir cümle değil. Yani biraz daha basit bir cümle. Ama baktığımız zaman bakkal Arapça, somun Rumca, peynir Farsça, sandviç İngilizce, balkon Fransızca, hanım Moğolca, çay ve su Çince, beraber kelimesi Farsça, afiyet kelimesi Arapça, en son yedim kelimesi Türkçe. Hani yer misin derler ya. Baktığımız zaman çok dediğiniz gibi farklı dil şeylerine etkisinde kalmış bir dil. Çok şey teknik böyle edebi bir dil şey değil, cümle değil. Günlük hayatta kullandığımız bir cümle. Ama çok farklı dediğim gibi etkisinde kalmış farklı dillerin. Burada geleceğim konu şu. Mesela çay ve su veya hanım kelimeleri tam bizim dil ailelerimizde olan Moğolca ve Çince'den. Aslında Çince bizim dil ailemizde değil, yanlış olmasın. Ama Japonca veya Korece gibi dillerden pek çok kelime almışız. Bu da ufak bir kanıtı olsun diye bu cümleyi vermek istedim hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hem Hacı Kutluk hocama hem Murat Yiğit hocama. Ben sözü çok uzatmadan moderatörümüz Yaren Alper'e vermek istiyorum. Buyur Yaren. Arif Bey. Ben buyurun bir hocam. Kelime sözden olur mu Arif Bey? Buyurun hocam, tabii ki. Şimdi sen bir cümle kurdun, sandviç aldım söyledin. Sandviç yabancı kelime söyledin. Sandviç yabancı kelime değil. Kutluk hocam, ben de tam Kutluk hocam bununla ilgili bir açıklama yapacaktır diye bekliyordum. Evet. Çok güzel bir açıklama yaptınız Kutluk hocam. Evet. Buyurun hocam, yanlışım varsa düzeltin hocam, buyurun. Yok, doğru söyledin. Sandviç'in bizim Türkler şimdi yabancı kelimesi diyor. Sandviç kelimesi Divan Logat Türk'te Kaşgarlık Mahmut ne söylüyor? Biz şimdi bülbül var ya, kuş, bülbül. Evet hocam. Bülbül Farsça kelime. Sandviç bülbül demek Türkçe'de, eski Türkçe'de. Bu kelime şimdi nerede kullanılıyor? Sadece Kazan Tatarları ve Kırım Tatarları'nda bülbülünü sandviç deniyor. Sandviç o zaman bu yemek kimlerden geldi? Türklerden geldi. Sandviç'e baksan bulbulun şeklinde olur. Doğru mu hata? Yani evet, sen doğru. Sandviç kelimesi eski Türkçe bülbülden gelen. Ben bunu çok konuştum Murat Hocam ile. Murat Hocam hatırladı o yüzünden. Sana daha hatırlatmak istedim. Çok teşekkürler. Ben de hocam son bitirmeden önce, sözü Yaren'e vermeden önce Ali Mertan Dündar hocamız var. Hocamızın da eklemek istediği bir konu olursa onu da dinlemek isteriz. Buyurun Ali Mert Hocam. Sizin de varsa. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Değerli hocaları ve katılımcıları da selamlıyorum. Değerli hocam, bu çalışmayı ben anlamadım. Çeviri mi yoksa sizler ortaklaşa beraber mi kaleme aldınız acaba? Yok, çeviri mi bu? Ha, çeviri, anladım. Evet, İgaşi İvo'nun eserini Japonca'da. Biz anladım. Çin kaynakları ve Japon kaynakları baktım, onu hazırladım. Yani elinize şey. Sağlık. Ben peki. Kitabınızı sipariş etmiştim. Henüz elime geçmedi. Zannediyorum bu bir iki güne elime geçecek. Aslında bizim de bir kitap, daha bir bölüm çalışıyoruz şu anda. Bu Japonca ve Türkçe'de benzer olduğu düşünülen bazı kelimelere ne diyelim dayanarak. Tabii orada şeye çok dikkat ediyoruz. Bu kelimeler nasıl söyleyelim? Bazı evet benzer kelimeler var ama on ve kun okunuşları Murat Hoca'nın dediği gibi bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü bazı Türkçe olduğu ya da benzer olduğu iddia edilen kelimelerin kökeni ve günümüzde de Japonca'da sizler de gayet iyi biliyorsunuz kullanılmakta olan bazı kelimelerin aslında Çince bu kelimeler. Ama günümüz Japoncasında da var ve günümüz Türkçesine benziyor. Ya da Türkçe'ye Orta Pehlevi dilinden, İran dillerinden, Soğutlar zamanından beri ya da Budizm'den dolayı girmiş bazı kelimeler her iki dilde de var. Ama maalesef işte kimi zaman bu bizde atlanıyor. Türkçe olmayan kelimeler ama günümüz Türkçesinde var olan kelimelerle Japonca kelimeler kıyaslanıp bir benzerlik olduğu söyleniyor.
Bunlar da tabii çalışılması, incelenmesi lazım. Ben çok uzatmayayım, çok memnun oldum. Ben bu arada arkadaşlarımıza da bildirmek isterim. Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Yüksek lisans doktoram genel Türk tarihi üzerine. Naçizane aynı zamanda Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü'nü yapıyorum. Ve hani birazcık da işte işimiz gereği Türk-Japon ilişkileriyle çalışırken bunun dil ve kültür bağlamında da incelemeler yapmaya çalışıyoruz. Onun için hani konuya da çok yabancı değilim. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha sonra kitabınızı okuduktan sonra bir zaten bir şeyler de yazmak isterim onun üzerinde inşallah. Bir kitap gelsin bakalım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ali Mertan Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Arif Bey kardeşim söz alabilir miyim? Tabii ki hocam buyurun. Ali Mertan Hocam çok teşekkür ederim. Yaptığınız katkıdan dolayı biz sizi tanıyoruz sevgili hocam. Bu konuda çalışmalar yapan Türkiye'deki hakikaten hocam biraz böyle tevazu gösterdi. Ben söylemiş olayım. Bu konuda çalışma yapan, araştırmalar yapan çok sayılı hocalarımızdandır. Ankara Üniversitesi'ndedir kendisi. Hocam yanlışım varsa düzeltin. Estağfurullah. İlkten hocamı tanıyoruz. Biz henüz daha tanışmadık. Sevgili hocam demek ki sorduğunuza göre demek ki belki oralar o kısımlar atlanmıştır. Sevgili arkadaşlar hocamızın sorusu üzerine tekrar bir daha şöyle bir hatırlatalım. Higashi Iwao'nun orijinal kitabının baskısı şudur. Ve Japonya'da bu kitabın orijinali Higashi Iwao tarafından orijinali 5 yıl kadar satıldı ya da satılmadı 5 yıl. Ondan sonra vefat etti kendisi. Talihsizlik. Ve bu kitabın şu an Japonya'daki dostlarımızla biz görüşünce yayın evlerine Japonya'dan Almanya'dan sevgili hocam mailler geliyormuş. Bunu nasıl alabiliriz diye. Biz de diyoruz ki uğraşmayın. Bunun Japoncası var. Japoncası var. Uğraşmayın diyoruz. Şimdi bu kitabın, bu eserin şöyle bir özelliği de var. Sevgili hocam ilk başta bahsettiğim gibi Higashi Iwao yıllardır fen alanında çalışmalar yaptıktan sonra ama biz kimiz ve neyiz diye merak ederken, notlar alırken zamanı geldi bu notlarını kitaba dönüştürme ve 10 yıllık aşkın süredir Çin'de Pekin Merkez Etnografya Üniversitesi'nde, enstitüsünde öğrencilik yapıyor. Çince öğreniyor, Türkçe öğreniyor ve bu araştırma sonuçlarına ulaşıyor. Kagoshima Üniversitesi mezunudur. Tıpkı Kutluk Hoca gibi Kagoshima Üniversitesi mezunudur. Tıpkı benim gibi Kagoshima Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yaptım. Farklı alanlarda. Ama hayatta bunlar tesadüf değildi sevgili hocam. O nedenle biz burada tabii ki haddimizi aşmak bizim şeyimiz değildir. Ama bir çeviri kitabını bugüne kadar ele alınmamış. Dolayısıyla bu kitap dilerim bir başlangıç olur. Ve ben bu kitaptan sevgili hocam Ali Mertan hocam istirham ediyorum. Ve lütfen biz belki bu kadarını oluşturabildik. Ama bu işin uzmanı sizlersiniz. Dolayısıyla bugüne kadar bu kitap bakın şimdi Kutluk hocam bir şey söyledi az önce. Oğuzname ile ilgili Türkiye'de yayınlanmış Wikipedia bilgilerine ulaşıyoruz sevgili hocam. Biz şimdi bununla ilgili mesai saati dışında gece yarılarında oturup bununla ilgili bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Biz isterdik ki biz yapmayalım bunu. Yıllardır bakın biz geldik yaşımız belli bir yaşa geldi artık. Bugün varız yarın yokuz. Ali Mertan Hoca der ki mesela sözüm meclisten dışarı sevgili hocam yanlış anlamayın. Dese ki ya sen git deniz bilimleriyle uğraş. Merak etmeyin uğraşıyoruz.
merak etmeyin, üniversitemizde yılda SC'yi yayın en fazla çıkartan araştırma grubunun başındayım ben. Öğrencilerim de var burada şimdi. Farklı üniversitelerden öğrenci görüyorum, takip ediyorlar şu an. Biz işimizi yapıyoruz ama biz bunları yapmazsak, bunları yapmazsak yarın bir gün yukarıda bizden hesap soracaklar. Böyle bir imkanım vardı. Niye dile getirdin? O nedenle bizimkisi sadece sevgili hocam, sadece gençlere biz buyuz. Bugün olmadı. 10 sene belki bizim ömrümüz var ya da yok. Dolayısıyla başka insanlar yapacak mı acaba diye beklerken zamanımız geçiyor. Dedik ki Kutluk Hoca yapalım, milletimize bir katkımız olsun, toplumumuza bir katkımız olsun. Bilim insanı olmak sevgili arkadaşlar topluma yol gösteren demektir. Japonca'da bugün kullanılan ve sensei dediğimiz, Ali Mertan Hocam bunun üzerinde saatlerce konuşur, saatlerce yazar. Sensei dediğimiz ve kanjisinde de olan işaret önde giden aslında, önde gidendir. Bizim yaptığımız da bu. Haddimizi aşmak değil ama biz bunları gençlerimize, ülkemize, milletimize hatta ve hatta dilerim ki Ali Mertan Hocam ekibiyle gel ortaya çıksın, ekibi desin ki ben bunu İngilizce çevirmek istiyorum. Sevgili hocam ne mutlu oluruz. Ne kadar mutlu oluruz. Keşke bunu İngilizce'ye çevirseniz ve Londra'daki insanlar da bunu okursa. Keşke hocam. Temennimiz odur. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar herkese selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bir mukabele çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Çok memnun olduk hocam sizden tanıştığınızda. Çok İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mukabele hocam. Çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hocam sözü moderatörümüzü bırakıyorum. Söz teşekkür. Kıymetli konuşmalarından ötürü sayın hocalarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek programı sonlandırmak istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Olur, teşekkürler. İyi akşamlar hocam herkese. İyi akşamlar. Arif Bey teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Olur, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.